Merhaba, ben Yıldırım Beyazıt Muhtarı Gonca Kağan. Şimdi gelen Kurban Bayramı dolayısıyla hani biliyorsunuz bizde gelenek haline gelmiştir bayram temizlikleri. Bu bayram temizliğinde de en büyük sıkıntılarımızdan biri halı yıkama. Halı yıkama da olunca burada ben yaşlılarımızın zorlandığını gördüm. Ve böyle bir projeye karar verdim. Bu projenin içerisinde de engellilerimiz öncülüğümüzde. Mesela bu arkadaşımız engelli, kocası da engelli, kendisi de engelli. Ben bunu tanıdığımdan buraya geldim. Dedim hani halların yıkandı mı? Yok dedim muhtarım yıkanmadı. Halların 5 gündür dışarıda duruyor dedi ve gerçekten de dışarıdaydı. Komşum var dedi. Komşum yardım ediyordu ama o da şu an hastanede. Hasta yattığından hallarım kaldı. Tamam dedim ben onu alacağım. Bunu aldım. Tekrar bir engellilerimiz var. Ondan alacağım ve yaşlılarımıza bir ayda 3 defa olmak üzere ayın 10'unda, 20'sinde, 30'unda 3 defa halı alacağım. Bu öncülüğümüz yaşlı ve kimsesi olmayan engelli vatandaşlarımızın ve yine kimsesi olmayıp ve maddi gücü elverişli olmayan vatandaşlarımızın halısını kendim tespit edip kendimi yıkatacağım, evlerine getireceğim. Evet, mahalleyi tek tek gerekirse tek tek dolaşacağım ve bu ihtiyaç sahibi olanların halılarını kendi evlerinden aldırıp yıkatıp tekrar evlerine teslim edeceğim. Benim komşularım yıkıyordu. Benim komşularım da hasta. Gonca Hanım da buradan geçiyordu. Ben de söyledim 5 gündür burada değil. Sağ olsun o da yıkattırıyor. Ben Yapabilirsiniz. yıkayamıyorum. Komşularımla beraber yıkıyorum. Eşim de engelli. Sizi Gonca görüyor Hanım musunuz? beni gördü. Buradan geçiyordu. Ben dedi dedim. O da yardımcı oldu işi rastgele. Çok güzel buluyorum. Fakirlerin yanında. Elinden gelen arkasına koymuyor oğlum. Yardımcı oluyor. Derdin anlatırsan derman bulun. Derdin anlatmazsan derman bulma. Yardım ediyor, sorunlarını çözüyor. İhtiyacı olan elinden geldiği kadar yardım ediyor. Bundan iyi de daha olmaz oğlum. Kadın olduğu için 2 kat daha memnunuz. Çünkü utanmadan, sıkılmadan derdimizi anlatıyor. Hey, aha halı yıka diyor, yaşlıların evini temizle diyor. Herkes böyle olsa Türkiye'de sorun kalmaz. Allah Gonca Hanım'dan çok razı olsun. Allah'ın sizi Halılarımızı razı bile olsun. düşünüyor. Devamlı bunu istiyor artık. Eşi de engelli aynı zamanda. Bunlar da bayağı zorlanıyorlar. Tekrar bunları da aradım. Bunların da halıları duruyordu. Tamam dedim sizin de halılarınızı evden alıp eve teslim edip yıkatıp dedim. Bunlar da çok memnun oldular. Evet, sağ olsun. Siz de sağ olun Allah razı olsun. Yine de devam edeceğim. Söylediğim gibi ayın 10'unda, 20'sinde, 30'unda olmak üzere ayda 3 defa yardım yapacağım.